Kışın biz dağda geçiyoruz. İşte hayvanlarla geliyoruz. Yolumuz uzun. 1,5 ay kadar kalırız. Ondan sonra da susuzla gidiyoruz. Bu arada sığırcılık yapıyoruz. Büyükbaş, ufakbaş. Biz şimdi ekmeği yer yemez malın ardına düşüyoruz. Hayvanlarımız için yem sıkıntısı var. Yem çok pahalı. Saman pahalı. Genelde çoğu çoban ya evvelkinin 5 katıysa 2,5 katına düşürdü. Yer yapıyoruz. Hepsi sıkıntı. Hayvancılık zor iş. Sıkıntımız çok. Çok zor, çok zor. Yeni bir projeye başladık. Antalya Çoban Haritası Projesi. Hayvancılığın yoğun yapıldığı ilçelerde yerlerinde tespit edeceğiz çobanlarımızı. Bireysel olarak gidiyoruz, anket çalışması yapıyoruz. İsimlerini, soy isimlerini alıyoruz, ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Bulundukları alanları net bir şekilde daha sonra haritalayıp nasıl destek yapabiliriz? Kişiye destek yapalım, doğru destek yapalım, sürdürülebilirliğini sağlayalım hayvancılığın istiyoruz. Bunun yanında çobanlarımızın yanına kadar gitmişken veteriner hekimlik hizmetimizi de götürüyoruz. Hayvanlarıyla ilgili bilgileri alıyoruz, dış parazit ilaçlamalarını yapıyoruz, muayenelerini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Korkuteli'nden başladık. Burada tespitlerimizi yaptık. Daha sonra yine yoğun hayvancılık yapılan diğer ilçelerimizde çalışmamıza devam edeceğiz. Mahallemizdeki çobanlık yapmakta olan ufakbaş, büyükbaş hepsinin tek tek dert ve arzularını dinledik. Ben geçmiş dönemlerde kendim de hayvancılık yaptım büyükbaş üzerinde. Bu zamana kadar bu şekilde bir çalışmış bir yapan olmadı. Bu konuda Büyükşehir'e çok çok teşekkür ediyorum. Geldiler, yesimizi yediğimizi sordular. Hepsinden Allah razı olsun. Eksiklerimizi yerinde geldiler, gördüler. Yemlik istedik, mallarımızı tuzlamak için tuz şeyi istedik, güneş paneli istedik. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz buraya kadar geldi. Yerinde incelediler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğe çok teşekkür ederim. Yollarımız uzak, yaylamız biraz yüksekti. Allah razı olsun geldiler, bizi düşündüler. Teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ olun, güle güle.